Önce Dubček'in Çekoslovak baharına son veren işgalci tankları araya girer. Bütün birleşme çabaları boşa gider. Birbirlerini hiç unutmasalar da komünist dünyanın sahte cennetinde iki ayrı hayat yaşamak zorunda kalırlar. Efendim merhaba, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Diyalog TV'de detay programında konuşacak konu çok. Bu sabah meclisteydik. Mecliste yeni bir seçim olması gerekiyordu bugün. Ama ertelendi. Bakalım ne olacak detaylarını. Az sonra açacağız biraz başkanlık divanı seçimi. Hükümet protokolünde TDP'ye bırakılması yönünde bir karar var. Ancak yasa ne ölçüde buna cevaz veriyor? Bunu şimdi başsavcılığa havale etti meclis. Bakalım bunun kararı verildiği zaman herhalde ona göre bir pozisyon alınacak. Bunları konuşacağız. Dün Anastasiya Adisrum tarafında yeniden başkan seçildi. Bu konuda önemli. Bundan sonraki süreci merak ediyoruz. Nasıl şekillenecek? Bunlar da gündemimizde var. Bunun ötesinde hükümetin 22 maddelik bir koalisyon protokolü var. Henüz hükümet programı yazılmış değil ama içerisinde bir takım öncelikler var. Yolsuzluklar konusu, üçlü kararnamenin kaldırılmasına yönelik bir takım adımlar var. Bu tip bir gündemle başlıyoruz önümüzdeki haftaya. Tabii bu arada hükümet protokolü de meclise gelecek, hükümet programı, bütçe konusu var. Bakanlar görevlerine başladı resmen bugün. Daha doğrusu başlamıştı zaten de hani bundan sonrasına ilişkin artık koltuklarına oturmuş işlerine yapıyor olmaları gerekiyor. Böyle size bir nokta var. Ve son kısaca bir anımsatmam gerekirse dün akşam hepimizin göğsünü kabartan bir başka olay da daha çok biraz magazinsel içerikli olsa da Kıbrıs Türklerin hep birlikte neredeyse deyim yerindeyse kalbinin birlikte attığı bir ses yarışmasında kızımızın Lütfiye isimli Lütfiye Özbey'in birinci olması da yüzümüzü gülümseten bunca o kısır tartışma içerisinde yüzlerimizi gülümseten bir konu olmuştu. Böylesi hafta sonu devirdik, yeni haftaya başladık. Şimdi kısaca özetledim hemen. Konuğumu hemen taktım edeyim. Sayın Menteş Gündüz, hoş geldiniz. Hoş artık bulduk sevgili Aytuğ. Rahatlıkla Ulusal Birlik Partisi milletvekili ifadesini kullanabiliriz meclis sonrasında. Evet. Öncelikle tabii tebrik edelim. Sonrasında da hemen gündemimize bir göz atalım. Bugün mecliste seçim gündemiyle gittik. Olmadı. Ne olacak size göre? Nasıl bir uzlaşı olacak? O noktada var. Olur mu? Gerçi Sayın Ulusal Birlik Partisi Başkanı... Zorlamayın dedi fazla yasaları, olması gereken ortada dedi. Buyurun. Yani ilk günden zorluk çıkarmak istemediğimizden dolayı başsavcılık görüşüne gidileceğini ve gruplar arasında alınan mutabakat sonucu da haftaya, cumaya, daha doğrusu cuma gününe kaldığı. Ancak herkes bir şeyler söylüyor. Herkes kendine geldiğince maddeyi yorumluyor. Hı hı. Esas burada yola çıktılar madde. İç tüzüğün 10. maddesinin 4A fıkrasıdır. O da diyor ki grup veya grupların öngördüğü biri önerilebilir. Ancak şu var. Grubu olmayan partiler bunu öngöremez. Ancak grubu varsa örneğin bir grup örneğin Cumhuriyet Türk Partisi grubu Halkın Partisi yerine Ulusal Birlik Partisi'nin birini öngörebilir. Onun da grubu var. Veyahut da gruplar Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Türk Partisi, Halkın Partisi'nden birini öngörebilir. Ama grupları olmayanlar olmaz. Grubunuz yoksa komiteye dahi giremezsiniz. Kaldı ki anayasanın 81'e 4 iç tüzük kuralları uygulanır. Siyasi parti gruplarının Cumhuriyet Meclisi'nin bütün faaliyetlerini üye sayısı oranında katılmanı sağlayacak yolda düzenlenir diyor. Ve siyasal parti gruplarının da 5 kişiden olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 10. maddenin 4A fıkrasına bağlanıp kalmak değil. 12A, 12. maddenin 6. fıkrası iç tüzüğü diyor ki siyasi parti grubu olanlar çalışamaz.
Ve anayasa daha da nettir. 83'e 2 diyor ki, divan diyor bir kurul gibi çalışır ve siyasi parti gruplarının sayıları ortasında seçilir. Bu kadar net şeyler varken ve en mühimi 8 Ekim 2015'te tutanaklarda şu anki başbakanın net beyanı vardır. Hı hı. Başkan ve başkan yardımcısı siyasi grubu olan partiden seçilir. Eğer grubunuz düşerse, örneğin 5 kişilik bir gruba sahipsiniz. Anayasa diyor ki 5 kişilik milletvekili olanlar grup kurabilir. 4'e düştüğünüz anda o başkanlık da düşer ve yeniden seçime gidilir diyor. Ve bunlar tutanaklara geçmiştir. Daha bundan sonra bunu başsavcılık görüşü almak bana göre zaman kaybından başka bir şey değildir. Bana göre orada her ne kadar da biz makam sevdalısı değiliz diyenler olsa da ben bakan olmazsam, benim görüşümdür bu, ben bakan olmazsam katılmam. Çünkü biliyorsunuz 26-27 sayılı hükümetlerde herkes başbakandır, herkes bakandır. Sayın Angolim'de de böyle bir şey taahhüt ettiler. Ve günün sonunda dediler ki işte bak biz önerdik ama Ulusal Birlik Partisi kabul etmedi. Hayır, hukuk devletini savunuyorsak, hukukun üstünlüğünü savunuyorsak, burada anayasa da vardır, iç tüzük vardır, nettir. Bu yasalar çıkarken eğer bir sıkıntı varsa ne murad ettiğinizi tutanaklara bakarak bulabilirsiniz. Okuyayım isterseniz tutanağı tam net olarak. Yani şeyin, şu anki başbakanın söylediği şeyi. Sayın Tufan Özgür. Bunu biz bulduk. Söylediğini, evet. Şimdi anayasada biliyorsunuz bu tutanaklarda yer alsın diye söylüyorum. 83. maddede meclis başkanının ve meclis başkan yardımcısının görev süreleri belirlenmiştir. Ama yine de aynı maddenin içerisinde, yine anayasanın içerisinde divanda sadece grubu olan partilerin üyeleri yer alacağı da yazılıdır. Dolayısıyla diyorum bu iki fıkra ve hüküm birlikte okunmalıdır. Nettir. Dolayısıyla işte biz getirdik öneriyi sunduk. İlgili kişi de bakanlığı aldı kimse. Diğerini önerilerini de işte biz getirdik ama siz Ulusal Birlik Partisi kabul etti, etmediği babında bir ortam yaratılmaya çalışıyor. Biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Başsavcının vereceği görüşe göre hareket edecek. Ama şimdi şunu söyleyeyim sevgili Aytu. Yani biz her şeyi başsavcılığa sorarsak nasıl olacak? Nettir. Anayasa nettir. Anayasayı mı değiştireceğiz? Hadi tüzük olsaydı, iş tüzük değiştirebilirlerdi. Anayasanın 83'e 2 ve 81'e 4 maddesi nettir. Yani bilmiyorum bunun artık Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı bir kurul olarak çalışır. Ve meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur. Meclisteki grup nedir? Bunu 81'e 4 açıkladı. 5 tane milletvekili olan bir grup kurar. Grubu olmayanlar komitelere dahi giremez. Girer de o hakkı yok. Öyle yani diyorlar. Giremezdir. Onun anlamı odur. Giremez. Yani siz gidip de şu anda mesela grup komiteler 3-2-2 oluşturulacak. Şöyle düşünelim. Şu anda 5 tane daimi komitemiz vardır. 3-2-2 mutabakatı sağlandı. 3 UBP, 2 CTP, 2 HP. 5 tane daimi komiteye 2 partide 10'ar tane üye koyacaklar. Cumhuriyet Türk Partisi 12'dir. Bunun 3 tanesi bakandır, 9 kalıyor. Eksi 1. Halkın Partisi 9'dur, 3'ü bakandır, 6'dır, eksi 4. Bu komiteler nasıl çalışacak? İkili girilecek. Nasıl bir kişi girecek? İki komiteye de üye olacak. Üç komiteye girecek. Ya da üç komiteye. Tam da yani bu işler. Sayın Arabacıoğlu'na yüklediği diyor. Geçen ama şu var. Bakın hepsine işte burada şuna getirmeye çalışıyorum. Halkın %36 ile öngördüğü ve 20 tane milletvekilinin çıkan Ulusal Birlik Partisi'nin göz ardı edilemeyeceği ortaya konuyor. Ve sandıklar hep konuşuyor diyoruz biz. Yani burada hep bizi eleştiriyorlardı. Biz bağımsızken dar parçalı çok katkılı hükümet diye. Şu anda D'Artagnan hükümeti. Ne hükümeti? D'Artagnan. Bir arabaya 4 tane şey koşuyorsunuz. Her biri bir tarafa çekecek. Göreceğiz bunu. Göreceğiz. Yani temennimiz doğru yapıldığı sürece destek vermemizdir. Şunu da söylemek isterim ben. Tabii hükümete yeni gelindi. Belli arkadaşlar yeni bakan oldu. Dolayısıyla bunları biz kesinlikle acımasızca eleştirmeyeceğimiz. Bizi söyledik. Takip edeceğimizi söyledik. Gerekirse katkı isterlerse katkı koymaya da hazırız. Ancak şu var ki
seçimden sonra sandıklar konuşuyor. Bu sandıklar halkın iradesine rağmen şeye yansıtılmadı. Ulusal Birlik Partisi sanki bütün Ulusal Birlik Partisi'ndeki insanlar tabanla birlikte suçluymuş gibi bilanse yapıldı. Ben hükümet kurmam onlarla. Bir dakika ya. Bu mu siyaset yani? Ben küstüm oynamam mı siyaset? Yani siz UBP'nin içinden bir göz olarak baktığınızda karşı tarafı suçluyorsunuz bununla ilgili olarak. Ben yani şunu söylüyorum. Diğer partilerin bu yaklaşımı siz, yanlıştır diyorsunuz. Siz politikada böyle kesin tavırlar yoktur. Bugün şimdi şu anda biraz sonra geleceğiz. İşte ikinci hafta Anastasiadis tekrar kazandı. Hı. Ve şeyler başlayacak. Görüşmeler çağrı da yapıldı. Hayır biz Kranzmontan'da siz kaçtınız kapandı bitti oy mu diyeceğiz yani tamam mı yani bu? Hayır siyaset devam ediyor. Şartlar koyacağız. Kapı kapanıyor pencere açılıyor. Siyaset böyledir. Hı hı. Ben küstüm gelmem olur mu öyle bir şey? Olamaz öyle bir şey. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz da Ulusal Birlik Partisi yönetimi daha doğrusu. Siz gerçi yönetimin hiç milletvekili dışarıdan hangi bağımsız. Hangi partinin olsa da onu fark ama etmezse. Ama biraz da bunu kendince sorgulaması gerekmez mi UBP'nin kendi tabanı? Yani ne yaptık biz de bu kadar herkes istemiyor şeklinde yaklaşıyor bize. Doğrudur yanlış ben, yaklaşım yanlış olabilir ama biz ne yaptık Allah Allah. Ben şunu söylüyorum. Diye de kendi kendine sormaz mı? Eğer bir şey varsa soruşturulsun hiç itirazımız yoktur. Biz soruşturulmasın diye bayrak çekmedik ki. Soruşturulsun ama bir masumiyet karnesi vardır. Bir insan yargıç ve mahkemeler suçlusun diyene kadar bu adam suçlu değildir. Sen sanki suçluymuş gibi muamele çekiyorsun. Biri sana gidip de soruşturma yapma dedi mi? Ya da soruşturma yapmanı engelleyecek bir hareketlerde mi bulundu? Ulusal Birlik Partisi'ndeki taban veya şu andaki burada bulunanlar. Var mı öyle bir şey? Duydunuz mu? Siyasi kulisler şunu da şöyle de çalkalanır. Yani en azından bizim kulağımıza çalınan deyip yanlış olmasın. Ulusal Birlik Partisi'nin yönetimine ilgilidir ciddi bir sorun. Gerçi bunu Sayın Özersay bir ifadesinde kullandı. Yani benim tabanla bir sorunum yok dedi. Ama yönetsel olarak Ulusal Birlik Partisi'ne karşı bir şeyim var, tutumumuz var. Demek ki ama Ulusal Birlik Partisi önündeki kongrede bir takım değişirse eğer yönetimde daha farklı şeyler de herhalde konuşulabilecek. Tam da bu noktadan hareket ediyorum. Yani böyle bir alternatifler, olasılıklar söz konusuyken sizin daha YSK sonuçları açılamadan ben onunla kurmam, yalnızca kahve içmeye gelsin. Böyle söylemler bana göre terstir. Hı hı. Siyasetin ruhuna aykırı buluyorsunuz. Kesinlikle yani yarın öbür gün örneğin. Ama bunu seçimde önce ifade edilmedi mi? Soruşturma açtınız ve bir takım bulgular vardınız ve bir takım olaylar gerçekleşti. Ve dediğinizde bir takım olaylar temizlendi ve günün sonunda siz kişilerle hükümet kuracaksınız. Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla siyasette olgun ve öngörülü davranmak lazım. Tamam. Düşünüyorum. Ben seçimden önce Ulusal Birlik Partisi'ne hükümet kurmayacağım diye taahhüt edildi bunlar. Yani seçimden sonraki açıklamaları söylüyorsunuz ama seçimden önce de bunu ifade etti. Özellikle 3 parti. TDP biraz daha ortadaydı ama 2 parti net ifade etti. Yani seçimden sonraki o cümleleri de. Peki niye sizin hep diyorlar ya biz halkın iradesine saygı duyarız işte alın sandıklar konuşuyor. Bu seçimden çıkan sonuç şu olması gerekirdi. Ya Ulusal Birlik Partisi CTP ya Ulusal Birlik Partisi HP. UHP-CTP denendi olmadı. Yani aynı yönetimler duruyor. Aynı yönetimler değil. Bir takım revizyonlar vardır. Dikkat ederseniz. Çok bir şey yok. Hüseyin Özgürgün başkan. Orada da genel sekreterdi Tufan Bey. O işte başkan. Ona bakarsanız şu anda Anastasiadis aynı Anastasiadis. Sayın Akıncı da aynı Akıncı. Evet. Yani bir şey değişmeyecek demek istiyorsun. Çok bir şey beklemiyoruz tamam. Zaten. Tamam. öyle orantı yaparsak tamam. O zaman boşuna hiç uğraşmayalım. Çok bir şey yani ben şahsen beklemiyorum. Aynen öyle. Ama tabii aynen o çok öyle. Başka. Yani uluslararası güçler var temelinde, vesaire bambaşka. Temelinde aynıdır sevgili Aytuğ. Temelinde aynıdır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bazı şeyleri de uluslararası konjonktüre göre gelişiyor, değişiyor. Eğer burada gaz olmasaydı hiç bu kadar da papara kopmazdı. Gaz olduğu için daha farklı paparalar kopuyor. Şu anda Orta Doğu kanla şekilleniyor. Yeni coğrafyalar kanla çiziliyor. Şu anda Afrin'de yaşanan olaylar söz konusudur. Yani bunlar tamamen bir stratejinin ürünüdür. Dolayısıyla şimdi sonuçta bu hükümet kuruldu. Size yani anlıyorum hayırlısı tabii. Olsun. Başka bir şey söyledi halk diyorsunuz ama böyle bir model ortaya çıktı. En gerçi biz ikili benim için en azından şu çok önemlidir. Biz hükümette hiç olmadık. Biz gelsek asgari ücreti bu kadar yapardık. Hadi yapsınlar görelim. Da göreceğiz. Aldık tutanakları çıkardık. Kaç para yapacaklarını. Kaç para yapacaklarmış? 3.000-3.500 TL yapacaklardı. Kim? Hangisi?
şu anda da o makamda oturuyor ilgili kişi. İsmini vermeyeyim buradan. Yok, çalışma bakalım. Çalışma söz. İki, polisi sivile bağlayacaklardı. Buyursunlar, bağlasınlar. E şimdi diyecekler ki biz tek başımıza iktidara gelseydik olacak. Olur. Sözü öyle verdik. Oldu. Tamamdır. Yani şimdi hayallerle yaşamak başkadır. Koalisyon protokolü bakın, başka. Bakın Aytü Bey. Şu mevcut hükümetin tek tuttu elindeki şey 21 madde miydi? 22 madde. 22 madde. Evet. Sorgulayacağız. Biz suyu getirdik, elektriği getireceğiz dedik. Hastaneleri yapacağız dedik. Tarımsal amaçlı su gelecek. Elektrik gelecek. Limanlar özelleşecek. Telekomünikasyon özelleşecek dedik. Düne kadar özelleştirmeye karşı olan bir X parti milletvekiliyle konuşurken biz diyor özelleştirmeye karşı değiliz ki. Şoklarımı yaşadım. Nasıl yani dedim. Siz özelleştirmeye karşı değil misiniz? Evet değil, karşı değiliz. O zaman niye bizimle hükümet kurmadınız dedim. Hatta şöyle dedim. Aslında dedim özelleştirmeyle sizin özelleştirme tevhid ettiğiniz şeyde anlaşmış olsak hükümeti kurardık diye düşündüm. Biz özelleştirmeye karşı değiliz dedi. Adını ne koydular? Kamuoyu ortaklığı. Nedir bunun adı? Port Authority. Evet. Biz bunu yıllar önce söylüyorduk. Senin programda da söyledik. Evet. Limanlar dedik. Zaten hatta hatırlarsan senin programda saydık. Limanlar zaten özeldir dedik. Hı hı. Vinç özel. Liman işçileri özel. Tırlar özel. Yani, gemiler özel. Bizim kuracağımız Port Authority. Şimdi kamu özel adı oldu yani. Elma şekeri. İyi bir değişimdir ama. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ifade ediyorsun. Anladığım kadarıyla. İyi bir değişim oldu yani ya, özelleştirmeden tabii sonra. Tabii ki bizim savunduğumuz şeyleri savunmalar benim için çok güzel bir şey. Bu böyle olacak yani bu dünya globalleşiyor. Devlet her şeyi yapamaz zaten yani. Kesinlikle. Bu bir hayaldir. Globalleşen dünyada dünyanın gidişatı böyledir. Yani siz akıntıya göre çekemezsiniz. Ve ben şu anda eğer burada Aytü Türkan'a canım sıkıldıysa ben burada Diyalog TV işte şöyle kötülüğü böyle kötülüğü diyemem. Eğer bir kötülüğü varsa ve senin elinde de gerçekten araştırma yaptığı sonra bulacağın doneler varsa biz de sana destek vereceğiz. Boynumuz kıldan incedir. Biz bunlara karşıyız zaten. Biz bunların parti içinde kavgasını verdik. Ortakken nasıl araştıracaksınız bunları? Niye? Niye araştırmıyorsunuz? Nasıl olacak? Niye olmasın? Yani mesela eski başbakanın hesaplarını nasıl onay verecek daha başbakan olduktan sonra araştırsınlar? Şimdi bir protokol yapıyorsunuz. Oturuyorsunuz o protokolde. Bütün şeyleri koyarsınız ortaya. Ama bunlar masaya oturup da hiçbir tartışılmadı ki. Kafadan kesilip atıldı. Kurma izlenildi. Kurma izlenildi. Bugün biz diyemez miydik mesela örneğin çıkıp da meclise hayır kardeşim işte yasalar burada, anayasa burada, iş tüzük burada, işte beyanlar burada. Bu iş olmaz. Kabul etmiyoruz bu süreyi de. Hayır. Saygı gösterdik. Hukukun üstünde saygı gösterdik. Buyurun dedik. Araştırın onu da. Alın o görüşü de. Ne çıkacak? Ama onlar da biliyor bir şey çıkmayacağını. Tamam. Tersi olursa ne yapacaksınız? Nerede? Olamaz. İmkanı yok. Ha. Ama olursa da o zaman... Anayasa, hayır, olur ya, anayasayı değiştirirsin, iş düzeyi değiştirirsin, olur. Anayasayı değiştirmek, 3'te 2 çoğunluk nasıl ister. Nasıl olacak yani? Diyorum yani. Sen hukukun üstünü tartışıyorsun, sen beyanat veriyorsun. Senin beyanındır bu. Evet. Bu artık yani, bilmem, bekleyeceğiz, göreceğiz Cuma'yı. Ama bu konuştuğum film tam o film gibidir. Ben bakan olmazsam. Olmaz. Siz de yaşınız kemal erdi, size de bunu verelim, onur edelim, siz de öyle gidin. Ama bak biz verdik ama Ulusal Birlik Partisi kabul etmedi. Senaryo budur. Ben avukat değilim, hukukçu değilim ama okuduğumu anlayacak kapasiteli bir insanım. Artı etrafımda çok hukukçu arkadaşım vardır. Savcı da vardır, yargıç da vardır, avukat da vardır. Hepsine görüş aldım. Aileden de var. Aileden de var. Dolayısıyla yani biz de boş alan değiliz, kusura bakmasınlar. Baştan karaladı Ulusal Birlik Partisi'nin içine bir baktıkları zaman. Tam da bu Ulusal Birlik Partisi'nin ne kadar nitelikli insanlar olduğunda görmeleri yani gerekir. Menteş Bey bu koalisyonun kendi sorunudur burada. Kesinlikle. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin tavrı burada eleştirilecek bir tavır değil. Anayasa bunu söylüyor. Gereği yapılsın diyor. Yani burada eleştirilecek bir tavır yok. Kendi dörtlü arasında bir sıkıntı yaratır. O ayrı bir şey herhalde. Yani o da sizi bağlamaz. Ya şimdi ben... Hani dedim ya bir arabanın üstünde 4 tane ayrı ok bağlandı. Her biri bir tarafa çekiyor. Şimdi biz ağır bir yükü çekmek için biz bunun vektörel hesaplarını çok okuduk. 45 derecelik açıyla aynı yönde çekerseniz çok rahat çekersiniz. Ama 90 derecelik açılarla 4 tane farklı yöne çekilirse o mevcut olan araba olduğu yerde sayar. Ve dikkat edin. Bu hükümet icraat hükümeti değil. Tek savunulan nedir? Hesap soracağız. Hı hı. Hesap sonra bir darts yaptılar.
Hepimizi oraya koydular, ders atıyorlar. Bir ay sonra yasaklar giriyor belediye başkanlığıyla ilgili. 1,5 ay sonra. Evet. Zaten hükümetin cuma günü programının okunması, bütçenin geçmesi bunlara denk gelecek. Ancak yapılırsa bu. Dolayısıyla tamamen şu anda belediye başkanlığı seçimlerinde artık prim alabilmelerin tek yolu işte biz bakın sorguluyoruz ha. Vatandaş ya bunu beklemez mi? Bir yapılsın, itirazımız yok. İtirazımız yok. Hatta somut varsa bir şey çıksın ortaya, isimler belirlensin, kesinlikle, yargılansın. Kesinlikle. Gerekirse hiçbir itirazımız yok. Bak net söylüyorum. Her kim yaptıysa herkes bunu hesabını bedelini ödeyecek. Yani burada bakıyorum. Ama bugün şu vardır bakın. Bunu hep hukukçular söylüyor. Bunu söyleyen hukukçular şimdi başka farklı söylemeye başlıyor. Masumiyet karnesi var diyorlar. Hatta diyorlar insanların isimlerini açık açık yazarlar diyor işlediği suçtan dolayı. Olmaz diyor. Baş harfini yazması lazım diyor. Yargılanıp da ceza gördükten sonra ismini yazabilirsin evet diyor. Tamam yani burada niye otomatik zikrediliyor? Birini savunduğum için söylemiyorum. Anlıyorum. Ha? Yani eğer bir takım yasak kural varsa bu herkese işlemesi gerekir diye söylüyorum. Ben sen. Şimdi bu bugün bizim gazetede ilginçtir. Hangi dosya var gündemde? 7 dosya var mesela. Eğer buna gidilebilirse bu çünkü taşınma izniyle ilgili rüşvet iddiası. Bu yeni dönem. Bu son dönem. Araştırılsın. Geçitkale, havaalanı, elektrik direkleri, Cumhuriyet Türk Partisi dönemi. Araştırılsın. Gübre dosyası eski dönem CTP. Güzel hastanesi araştırılsın. Helli mi ihracatı eski dönem CTP. Araştırılsın. Özgür Gün'ün banka hesapları o yeni dönem. Kıpt'taki mal alımları hem UBP hem CTP dönemi. Araştırılsın. Kopbank kredileri. Özellikle araştırılsın. Kesinlikle. Özellikle Demokrat araştırılsın. Parti. Yani bunlar hükümetin kime ne içinde araştırılsın. Kesinlikle araştırılsın. En taze bilgiler Güzel Öğüt Hastanesi'nde araştırılsın. Bize destek vereceğiz ya. Hangi siyasi parti böyle bir yapının içinde bulunmak ister? Ama böyle bir siyasi partiye dıştan o gözle bakılıp da şey ilan edilirse beni üzer yani. Ben hiçbir siyasi partiye bu gözle bakmam. Partide ilk kişiler var burada. Yani parti bakanlar, kişiler. O dönemin yöneticileri. Kimse onlar hakkında soruşturma yapacaksınız. İki yolu vardır. Ya meclis komitesi araştırma kurarsın. Ya da polis tarafından araştırırız. Bunun iki yolu vardır. Yaparsın bunu. Sonucunda da ne çıkarsa kamuoyuyla paylaşırsın. Bu kadar net. Hiç kimse buna itirazı yok. Ama dokunulmazlık konularında kalkması lazım herhalde. Buna mesela Ulusal Birlik Partisi grubu ne derece onay verir? Siz belgeleri bulduktan sonra da o mecliste dokunulmazlık olayın kalkması bir oylamaya bakıyor. Oylamaya bakar da işte. Verir mi Ulusal Birlik Partisi? Niye vermesin? Yani siz her şeyiniz deşifre olacak, yaptığınız ortaya çıkacak ve millet sizi savunacak mı? Kendi çocuğunuza bile ceza verirsiniz. Yanlış yaptığı zaman ve bunu ispatladığın zaman. İşte komşuyla oğlun camı kırdı. Nereden biliyorsun? Araştırıyorsun. Hakikaten oğlun kırdığı zaman cezasını veriyorsun. Savunmazsın yani. Çünkü savunduğun anda başka daha büyük şeylere yelken açarsın. Evet. Zaten bir bu ön plana çıkmış. Bir de bu müşavirlik konusu. Herhalde bunda bir sıkıntı yok. Şimdi müşavirlik konusunda bir elma şekeri. Kamu reformu var. Bunu Tufan Hoca getirmişti şeyde. Madem ki bunu geçiremiyorsunuz dedi. Bunu geçirelim de geçiremedik. Orada hükümet bitti. Bu müşavirlikle ilgili yasal değişiklik müşavirlikle ilgili. Şimdi müşavirlikle ilgili biz diyor kısa sürede müşavir yaratmayacağız. Gelenler diyor geri gidecek. Yani Aytu Türkan aldık biz müdür yaptık. Biz hükümetten gittiğimiz zaman Aytu nereden geldi? Muhabirlikten geldi. Muhabirliğe geri dönecek. Haber müdürlüğünün muhabirliğe geri dönecek. Bu. Peki. Bizim o maddenin içerisinde esas devleti korumak amacıyla koymuş olduğumuz bir madde daha vardı. Emekli olduğu zaman da eğer dıştan geldiyse hariç. Bizim gibi olsa hariç. Prorata usulü hesaplanacaktı diye bir maddesi de vardı. Yani Aytu Türkan müdür olarak atandığı andan itibaren 25 sene çarpı o maaştır. Ama o prorata usulünde 20 sene çalıştıysa 5 sene sonra çalışıp 5 o 5 20 evet. De bu. Bu olmayacak herhalde. Olmayacak. Nerede? Göreceğiz işte. Yani biz hani derler ya Ulusal Birlik Partisi iktidar partisidir, muhalefeti CTP yapar. Bundan sonra muhalefetin de kralını yapacağız biz. Malzeme çok. Güzel. Malzeme i̇ddialı, çok. İddialı duruyoruz. İddialıyız evet. Zaten demokrasinin de güzelliği bu. Tabii ki ama bakın ben kendi adıma konuşayım.
büyük arkadaşlarımla öyle aynı. Biz eleştirirken, ortaya bir şey atarken de asla vasla insanların kişilikleriyle alakalı hiçbir şey söz konusu olmayacak. Belden aşağı hiçbir şey söz konusu olmayacak. Oldu mu sizce belde aşağı süreçte? Yani bazen seviye o kadar kaçıyor ki gerçekten ondan sonra bu insanlar yüze bakıyor. Biz öyle yaptıklarıyla ilgili, kişilikleri, şeyleriyle ilgili değil. Yanlış yapıyorsa, yanlış yaptığı şekilde eleştirisi de yapacağız. Olması gereken de bu zaten. Kesinlikle. Yani peki siz nasıl bak, yani tamam belli ki kabullenme noktasında değiliz dörtlü koalisyonu ama ne görürsünüz? Yani kafanıza nasıl bir öngörü var? Şu kadar gider bu iş ya da şimdi şöyle olur böyle olur. Ben öyle söylemeyeyim de bana bir arkadaş sordu ya dedi siz dedi 26 ile dedi 20 ay götürdünüz hatta 8 ay daha vardı 8 ay daha giderdi. Bunun formülü sırrı nedir diye sordu. Herkes dedim işini yapacak. Ben bakan olmadım. Küserim, gitmem, gelmemle hareket ederseniz bu iş yürümez. Ki ben şu anda bir takım kırıklıklar oldu. Bir de hissediyorum yani. En azından siz de basında yer ettiğiniz işte genel sekreterden bir tanesi toplantıya gitmekten vazgeçti falan. Bu devam ediyor. Devam edecektir yani. Yani fiili katkılar belki daha da aza inecektir. Belki kendini biraz dışlayacaktır. Dolayısıyla bu tip hükümetlerde bıçak sırtıdır. Yarın öbür gün direkt Türkiye ne senin ne paranı diyenlerle, askerini sıfır askeri çek buradan diyenlerle nasıl bir yere kadar geleceksiniz ben merak ediyorum. Böyle bir radikal şey kaldı mı sizce? Yani var. Bunu sahiplenen... Söylüyor, TDP'nin başkanı söylemiyor mu? Askeri istemiyoruz mu? Evet. Ama imzası var, güvenlik garantiler konularıyla ilgili mecliste alınan karar var. Yani öyle kendilerinde imza attığı. Söyle bu konuda yorum yapmayayım. Çünkü çok acımasız gireceğim eleştiri yaparsam. Dolayısıyla herkes bir iş yaparken, bugün az önce bahsettim, bazı ülkeler parçalanıp kanla sınırları tekrardan çiziliyor ve bunun üzerinde hiç sınırı olmayan Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın hakkı var da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur. Ama güneydeki Rumlarla Yunanistan'da vardır. İngiliz'in de vardır. Yani nasıl bir mantıktır? Ben anlayamadım bu şeyi. Bu toplumun azınlığıdır. Yani azınlık bir mantıktır. Bu bilmiyorum. Konuşuyoruz tabii zaman zaman ama görüyoruz işte. Yani burada meclise bayrak dikildi. Asla tasvip etmiyorum. Asla. Levhalar indirildi. Avrupa Gazetesi'nin. Tasvip etmiyorum. Ama adamları sen müebbetle yargılıyorsun. Diğer taraftan Allah rahmet eylesin Fırtına Satrazam'ın kafasından kanlar akıyordu. Gazetelerde gördünüz. Diğer polisin gözü 40 dikiş atıldı. Adamın gözü görmüyor şu anda. Hamile kadına tekme atıldı. Başbakanlığın kapıları yıkıldı. Meclisin kapıları dozerlere yıkıldı. Cumhuriyet Türk Partisi meclisin kürsüne girip mikrofonu kırdı. Kim oldular da bellidir kameralarda. Ne oldu? Ne oldu? Hani eşitlik? Bunlara da karşı mıyız? Karşıysak neredesiniz? Mahkemenin bu kararı biraz büyük bir dönüşümün habercisi değil mi sizce? Bu bir stratejinin ürünüdür. O manşet de bir stratejidir. O tabii bambaşka bir konu da. Bugün aynı şekilde Türkiye'nin içinde de aynı sesler çıkacaklar, çıkartacaklar ve işte Türkiye işgalcidir manını çıkarıp burada Türkiye'nin elini Kıbrıs görüşmelerini zayıflatmayı hedefliyorlar. Toplum bunu sahiplenmiyor ama ben teşbih. Yani bilmiyorum ne kadar... Yani bu şeylerle de alakalı sahiplenen biziz. Yani partilerle de alakalı değil. X partiye oy verip, yani CTP'ye oy verip, en azından onu söyleyeyim, ya da TDP'ye oy verip bu söylemi sahiplenmeyen kitleler de var. Yani bugün Cumhurbaşkanı yapmıştı, yanılmıyorsam açıklamayı. Türkiye'nin güvenliği ve askeri kalması yönde %80'in üzerinde şey vardır, araştırma sonuçları vardır. Kras Montan'da verilmedi mi? 60'taki... Şeye gerilenmedi mi asker sayısıyla ilgili? Gerilendi. Yandan planda da vardı. Bu gerilendi. Güvenlik garanti olduktan sonra. Harita konuldu. Harita çekildi. Şimdi çekildi. Bir dakika sonra hemen. 29.2 çekildi mi? Ya en azından masada değil ama girdi artık kayıtlara. Şimdi nasıl ben, 29 ben, girdiydi zamanında? 29 artı başkadır. 29 artı 50 de olabilir. Evet. Ama 29.2 ne oldu? Duruyor orada. Harita olmasa gerek yok. 29.2'ye gelebilmeniz için de ki bir yerleri daraltmanız gerekecek. Demek ki harita masada mevcuttu şu anda.
Her zaman vardı bu. Tamam yani. Yani başladığı 29 artı diyor. Başkadır. 29.2 spesifik olarak ortaya konmak başka bir şeydir. Mutlaka. Mutlaka. Şu anda bir pazarlığa oturduğumuzda yazın bir yere göreceksiniz. 29.2'den başlayacak ve hedeflerin 28.5 idi. Evet. Oraya çekilmeye çalışılacak. Bu strateji aylar yıllar önce kuruldu Aytu. Yani bu manşetlerin çıkması bunlar hep bir tetikleyici unsurdur. Ama zaten Kıbrıs sorunun çözümünde bizim toprak vereceğimiz karşılığında da ortak devletin eşit temsilcisi olacağımıza yönelik bir şey var zaten. Yani toprak verilmeyeceğini herhalde söylemeyen bir siyasi yapı yoktur. Şimdi mantıken. Burada esas ana plan dahil olmak üzere tazminat ve takas üzerine duruluyordu. Ve bugün kuzeyde çoğu yer artık gerçek sahibinden geri alınmıştır. Çoğu yer değil. Büyük olan yerler, saymaya gerek yok isimleri, sen de biliyorsun, alınmıştır. Yani işletmedik. TMK'yı işletsek bugün çok daha farklı olacaktı. Ve 2003-2004 anlam plan döneminde, örneğin kendi bölgem üzerine konuşayım, Güzelhurt hep masadaydı. O anki, o zamanki nüfus yapısıyla şu anki nüfus yapısı çok farklıdır. Onun için belki haritada yoktur Güzelhurt. Yani bu. Artık Güzelhurt, bana göre Güzelhurt'tan önce başka yerler de yoktur artık haritada. Evet, o... Buradaki hedefler onun haricinde başka o parsellerde, Üniversitesi Ekonomik Bölgedeki bugün dünyayı ilgilendiren ve fosil yakıtların hızla yok olduğu, azaldığı bir dönemde, suyun yok olduğu dönemlerde gazla suyun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor, biliniyor zaten. Yani burada esas temel unsurlardan bir tanesi de gazın mevcudiyetidir. Adama diyorsunuz ki işte biz elektrik getirip bağlayacağız buraya ve dünyayla entegre olacağız. Türkiye'ye bağlanacağız dediğin zaman adamın sanki de böyle cinler tepesine çıkıyor. Yahu i̇şte, zaten Türkiye doğuyla batıyla bağlanmış vaziyette. Sen oraya entegre olacaksın. Yani Avrupa'ya bağlanacaksın. Yani doğuya, Rusya'ya falan bağlanacaksın. Yani bunu niye kabul edemiyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Türkiye lafı geçtiği zaman başka bir şey oluyor. İşte yani. Ben de bunun bir azınlık olduğunu iddiasındayım ısrarla bu düşüncede olanların. Ve neden bu kadar çok fazla kale alındığı konusunda bu düşüncenin çok ciddi soru işaretleri var kafamda. Gerçekten. Çünkü bu olacak olan bir şey. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarında da olacak. Eğer süreç götürürse bizi. Dörtlü de olsa olacak. UVP'de olsa olacak. Olacak Aytun, yani. Bunlar ben, yani böyle önüne geçirecek birkaç kişinin kişisel düşüncesiyle hareket edilecek ben konular değil. Ben inanmadığım bir şeyin bana verdiği menfaatlerden ya da makamlardan faydalanmak istemem. Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmıyorsun ama o koltuklar için canını yiyorsun seçilmek için. Yani öyle bir çelişki yaşıyoruz. 180 derecelik bir çelişki. Yani bazı şeyleri zikretmek istemiyorum. Onlara prim yapar diye zikretmek hı-hı istemiyorum. Ama yani kişisel tartışmalar dahi olacak iş değil ya. Biz hatırla bütün siyasi partiler 14 Şubat 2014'te bir deklarasyon verdik federasyonla ilgili. Ortak hepimiz. Sonra hiçbir şey olmadı. Kranz Montana çöktü. 19 tane imzayla artık federal bir çözüm olmayacağı yönünde. Ki Kıbrıs konusuyla ilgili de soracağın başlıkları içerisinde vardı. İmza verdik. Artık federal bir çözümün olmayacağı, konfederal bir çözüme dönüşülmesi gerekti. Bizim meclisekiler kalktı oturdu. Bu doğru muydu sizce? Doğru tabii. Ben mesela doğru olduğunu düşünmüyorum. Zamanlaması, Türkiye ile müzakeresi, hiçbir şey konuşulmadan. Doğruluğu şudur Aytu. Arkasına biz sorduk. Ben burada senin programda gene söyledim. Biz söylersek dedim infial yaratır. Onun için onlar bize söylesinler. Anastasiyas'ın seçimlerinden sonra kim kazanırsa kazansın Kıbrıs konusu gündeme gelecek. Dedik. Evet. Geldi. Doğru mu? Evet. Peki şu anda hatta bir çağrı yaptı bugün Anastasiyas işte Sayın Akıncı'ya görüşmeyle ilgili. Bugün zannederim manşetlerde çıktı. Okudum. Dünkü zafer konuşmasının içerisinde vardı. Biz söylediğim zaman infialler atıyor. İşte doğru muydu, yanlış mıydı diye eleştiriler alıyoruz. Peki onlar bize söylesinler. Bu görüşmelere başlarken bizim statümüz ne olacaktır? Kranz Montana'da harita verildi. Spesifik rakam verildi. Asker konusu gündeme geldi. Bütün tabular masaya yatırıldı. Hiç onların beklemediği asker konusu da harita konusu masaya gelince Anastasiyas'ı çark edip geldik Güney Kıbrıs'a. Evet. Peki şu anda biz ve papazın bir açıklaması var. Diyor ki Türkler diyor azınlık olduğunu kabul edip bize biat ederlerse
Kıbrıs Cumhuriyeti altında tamamız. Zaten onların hedefi bizim gittiğimiz o modern görüntülerin altında kameraların önünde açıklamış oldukları işte biz anlaşma isteriz, eşitiz. Eşitiz bile diyemiyorlar bize. Anlam planda dönüşümlü başkanlık hakkımızken pazarlık konusu yapıldı. Bize lütfen onlar hangi statüde masaya oturacağımızı onlar söylesin. Azınlık, Kıbrıs Türk toplumu ne olarak oturacağız? Onlar ne için söyleyecek? Biz zaten bunu kabul etmeyiz ki. Ya, hayır, biz ne olduğumuzu biliyoruz da biz söylersek bu defa ters tepebilir. Demin sen çetti ya, ben de kabul etmedim ya. Ben orada çünkü Kıbrıs sorununun kendi kendine KKDC meclisinin ya da bir takım işte 20 milletvekilinin tekeliyle hareket edilebileceği noktasında. Bu bir şeydir Aytu ama. Yoksa tırnak içinde iş, bir etkidir. Tamam Menteş Bey ama bu iş oturulur. Dışişleri Bakanları düzeyinde Türkiye ile bizim seçtiğimiz bir cumhurbaşkanı var. O da oturulur bir masa etrafına. Siyasi partilerin başkanları gerekirse ve strateji belirlenir. Ona göre hareket edilir. Yoksa ben artık şey istemem dersiniz. Bir etkisi olmaz. Aytu ama şu vardır bakın. 50 sene var orada devam ediyor. 50 sene bu dava ile ilgili bilinmedik hiçbir şey yoktur. Ben de sizin gibi düşünürüm kesinlikle. Hiçbir ama şey. Olması gereken de bu benim bahsettiğim şekilde değil mi? Arkasından Kranz Montana'ya gidildi ve her şey masaya yatırıldı. Ve işin garip tarafı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika, Rusya, Çin, Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs hepsi orada. Hepsi orada. Yok. Şimdi TUBAŞ'tan mı gideceğiz? TUBAŞ'tan gideceksek lütfen bize söylesen nasıl gideceğiz? Neyi tartışacağız? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şu şekilde, madem onun üzerinden gidelim. Yeniden bir süreç başlayacaksa bunun daha önceki süreçler gibi ucu açık olmayacak. İşte tam o anlamda biz 19'dan imzayı verdik. Bir tepki etki olsun. Ne olacak yani? Daha devam edecek, 50 sene daha devam edecek. Tamam bunu Kıbrıs Türk liderliği söylüyor zaten. Tamam işte. Diyor ki belli olacak. Evet. Ne olacak? Evet. Belli olsun. Olmayacak ama. Olmazsa da masaya oturulur gene sıkıntı olacak o zaman. Olmayacak çünkü az önce eşleştirdik ya. Küstüm oynamam. Bu da aynı. Orantı yap dedik ya demin. Eğer söylemler değişmeyecekse eylemler de değişmeyecek. Biraz Türkiye'nin tavrına da bakacağız bu işte. Ya daha ne yapalım ya daha yani? Hayır biz şu anda biz diyelim ki tamam be. Verdik mi hepsini? Alın valizleri Kuzey Dağları'nın bir tarafına. İlk bağıracak kimdir biliyor musun? Papaz. O barış isteyenler. Yok papaz olmaz diye yetmez bu diyecek. Papaz. Sanki millet sağ görüşlü olan insanlar barış istemiyor. Bugün dünya yanıyor. Dünya yanıyor. Türkiye fiili savaştadır. Ya. Biz de Allah'a şükür burnumuz da yıkanamıyor. Adamlar bizi lokma hap gibi yutmak için fırsat bekliyorlar. Biz hala bunu göremiyoruz. Rum yönetimi hiçbir zaman siyasal eşitliğe göre müzakere yürütmedi. Esas savunduğu sayısal eşitliğe göre Kıbrıs sorununu müzakere etmektir. İyi programlar diyor Murat Uzun. Doğru söylüyor. Yani ben şunu da söyleyeyim. Numaratik olarak az olabiliriz biz. Peki çalışacağımız yerlerde 7'ye 3, 6'ya 4 olabilir. Ama biz siyasal eşitiz. Ve biz bunun şeyinde vermiştik. İki bölgeli, iki devletli siyasal eşitliğe dayalı bir federal cumhuriyete evet dedik. Demedik mi? Evet. Daha ne istiyorlar? Hayır diyorlar. Siz bizim siyasal eşitimiz olamazsınız. Siz olsa olsa bize biat eden insanlar olursunuz diyor. Rakam olarak, sayı olarak azsınız diyor. Var mı öyle bir şey ya? Tamam, bu onu söyleyebilir de bunu kabul eden bir zümre yok bu tarafta. Bütün dünya da seviyor bunları. Hayır, biz kendi açımızdan söylüyorum. Yani Kıbrıs Türk tarafı. James Straub çıkıyor diyor ki Kıbrıslı Türkler haklı. Görevdeyken söyleyemez onu. Söyleseydin onu ya. Niye söylemiyorsun? Hep öyle oluyor zaten. İşte oralarda da tartışmamız gereken belki lobicilikle ilgili nedir yaptıklarımız diye kendi kendimize sormamız gerekiyor. Biz vallahi bu dönem gerek AKPA'ya gerek Avrupa Parlamentosu'na ki çoğu bu Avrupa Parlamentosu'nu çok önemsemiyor ama orada çok büyük işlerin döndüğü yerdir bu Avrupa Parlamentosu. Biz oraya çok ciddi hazırlık gideceğiz yani. Bu öyle meydanı boş bırakacağımız anlama gelmez. Hem burada hem Avrupa'da. Adamların tek hedefi var. Megalo idealar dolusuna enosis. Başka bir şey düşündükleri yoktur.
perde gerisinde. Şu konjonktüre baktığınız zaman da bunların 50 yıllık stratejiler olduğunu görüyorsunuz. Görmeniz lazım. Yani şu anki durumu yakalayabilmeniz için ipin ucunu bulmanız lazım. Nereden gelindiği, nasıl gelindiği, ne aşamalardan geçildiği. Ansın durup dururken Aytuğ niye bunu söyledi? Bu kadar zaman söylemedi de niye söyledi şimdi? Niye o gazetede durup dururken ikinci bir işgal hareketi diye bir yazı yazıldı? Hiç bunları yorumlamadı mı insanlar? Ben yorumladım, biz yorumladık. Durup dururken mi acaba? Değil durup dururken işte. Yani değil. Bu şekillenmeye oluşurken Şubat'tan sonra yani bugünden itibaren güneydeki Kıbrıs konusunun başlayacağını ve Türkiye'nin burada işgalci olduğunun vurgusunu artırarak ve bunu Türkiye içinde de seslendirerek Türkiye'yi elini zayıflatıp Kıbrıs konusunda hakimiyet elde etmek istiyorlar. Bizim kanalımız açısından. Benim görüşüm bu. Benim görüşüm bu. Buna dikkatli olmak lazım. Belli başlı vekillerle resim çekmek sorun değil ama neyin altına resim çektiği çok önemlidir. Anlaşamadığımız bir nokta var burada. Yani anlaşalım. Çok, çok radikal radikal kesimlerin duruşunun genel, yani benim anlatmaya çalıştığım bu radikal kesimleri ifade ettiğiniz isim vermiyorsunuz ama verdiğiniz örneklerden ortaya çıkan bunun destek, toplumsal desteğinin konuşulmaya değer olmadığını söylüyorum ben kendimce. Ve böyle bir algı ısrarla yaratılmak isteniyor. Biraz da peşinden sürüklenip gidiyoruz hep beraber. Sanki Kıbrıslı Türkler, işte 300-400 bin kişi bu insanlar gibi düşünür algısı yaratılıyor burada bir şekilde. Benim de isyanım aslında bunadır. Yani hiç kendi programlarında fazla yorum yapma özen gösteriyorum. Ama böyle bir noktaya gidiyor ki iş. Ya yok yani bunun desteği yok. Yani bu düşünceyi arkasında gidişatı yok. PKK kurulduğu zaman 300-500 kişi dedilerdi. Elam geçen sene geldiği zaman çok küçük bir rakam dediler. Şu anki Elam'ın durumuna bir bakın. Evet. Şu anda 50-60 bin kişilik yani 23 bin oy. 50-60 bin kişi tam teçhizatlı PKK ordusu vardır. PYD. Böyle eskiden kurulduğu gibi öyle abidik gubidik silahlar değil. Tamamen destekli ve konvansiyonel silahlarla ağır silahlar donatılmış bir 50-60 bin kişiden bahsediyorum sana. Güneyde mi? Güneyde de. Hı. Şu anda hayır güneyde şey. Genel. Genelden bahsediyorum sana. Güneyde tam destek veriliyor. Ya. Dünyanın terör örgütü diye ilan ettiği ki bu Avrupa Birliği var mı bunda? Vardır. Güney Kıbrıs Avrupa Birliği mi? Avrupa Birliği'dir. Neye izin veriyor eylem yapsınlar? Orada bir ortak şey tabii var. Şey. Çünkü ortak bir düşman ortak var şey kendilerine var. Göre. Uluslararası dünyanın terör örgütü ilan ettiği bir kurumdur o. Kürtlerden bahsetmiyorum ha. O ayrı bir şeydir. PKK'dan bahsediyorum. Evet güneyde rahatlıkla yaptılar eylem yaptılar. Yapılabiliyor. Yaptılar. Avrupa'da yapıyor. Tamamdır yani bu iş. Değil. Nasıl güveneceğim ben? Ben burada güvenlik kalkanını kaldırdığım gün hap diye tutacaklar bizi. Hap. Kendimize gelene kadar iş bitmiş olacak. Günün sonunda... Kimsenin de umuru değil ha. Al Afrin'i. Hayır, kimsenin peki, umuru değil. Şeye inanır mısınız siz? Yani halka sorulmadan bir sonuca gidileceğini. Hadi oturduk da bir şeyler oldu da günün sonunda halka sorulmaz mı? Bu tip stratejilerde bir anda eylem gerçekleştirilir. Sonra bastırın bastırın denir. Bastırılır. Hadi halka gidelim denir. Halkta onun için bizim, göremez oynanan oyunu. Bizim endişemiz, daha doğrusu Ulusal Birlik Partisi bu devletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emniyet subabıdır. Her konuda. Biz 4,5 tane var. Belli başlı yerlere işçi aldık. Tamam mı? Bu Tepecetepe hükümetinde oldu. UVP-CTP hükümetinde oldu. Şu anda bu insanlar durduruldu. 27 kişi durduruldu. Nereden? Toprak Ürünleri Kurumu. Yenileyen. Bu insanlar 4,5 sene var çalışıyor ve bu iki partilerin ortak kararıyla alındı. DP, CTP, UBP. Ne iş yapardı ki bunlar?
İşçiydiler işte. Mevsimlik işçi. Mevsimlik değil. Bunlar levazımda çalışıyorlardı bunlar. Kooperatifin levazımında çalışıyordu. Peki şimdi şuna bakmak lazım. Ben bakacağım mesela. Bu 27 tane kişi hangi siyasi parti görüşüne sahiptir? Çünkü o dönemde CTP, DP ve UBP vardı. Bu 27 kişisi de eğer UBP kanalındaysa DP ve CTP'liler niçin oradadır? Eşitlik adalet varsa, bak eşitlik adalet varsa ve durdurulacaksa hepsini durdursunlar. Öyle. Kesinlikle. Devlet, madem ki asıl ve sürekli katolar eyle yürütülür, bütün geçicileri devletten durdursunlar. Katro atsınlar, katro ile alsınlar. Parası? Nasıl parası? Sistem çözecek Aytu. Şu anda 25 senelik, 20 senelik iş geçici olarak çalışan insanlar var. İşçiler var. Tamam. Ve bu işçiler şu anda örneğin devletin temel taşlarına tecrübelenmiş eleman olarak çalışıyorlar. Tamam, doğrudur da bunları katroladığınız zaman başka şeyler ortaya çıkıyor. Yani. Sen işçisin, seni alıyorum diyeceksin. Ben buraya memur atadım. İçinden, kendi içinden. Bir mali külfeti yoktur. Gör bakalım ne olacak. Nereye alacak? Yani dışarı görevden alacak. Hayır hayır. İşçidir ya. Evet. Onu işçilik bölümüne alacaksın. İşçilik yapacak. Tamam da işte katlandığında bir takım şeyler kazanır. Katlamıyorsun zaten. Gene işçi olarak çalışıyor. Ama memurluk görevi yapıyor. E o tamam. Zaten yıllardır sen yapılan şimdi, bir yanlış bu. Sen işçi olarak girdin buraya. Evet. Ama o kadar niteliklerin var ki seni buraya müdür yaptılar arkadaş. Eğitiminden olsun, şeyin olsun ve yabancı lisanın var, bilgin var, niteliğin var ve buraya oturdun. İşçi olarak mı girilir işte, öyle olsa yani olmaması öyle lazım ama. Ya şimdi yani tabii eleştirecek olursak eleştirelim 75'ten bugüne kadar. Bazı şeyler nasıl geldi herkes biliyor. En azından düzeltmek lazım değil tabii mi? Ki, ben tabii ki. Onun için kamu reformu. İşçi kartosunu alıp kamu da bir yere gitmez. Şu anda çekeceğin çizgi bundan sonra müşavir konusuyla ilgili kamu reformunda çok güzel maddeler vardır. Şube amiri olmadan oraya atanamazsın. Oraya atandıktan sonra görevin bittiği zaman geriye dönersin. Eğer göreve döndüğün zaman ki kadron doluysa ona denk gelecek başka bir yerde göreve başlarsın. Aynı şeyde, derecede. Hı hı. Ve emekliliğinde de prorata süre hesaplanacak senin emekliliğin maaşın deyip bu işi bitirmiştir. Bunlar zaten vardı kamu reformunda. Vardır. Bunlar olacak o zaman. Gelecek geçecek o yasa. Sayın Erhürman bu konuyla ilgili olarak protokolde ki ben sormuştum zaten soruyu. Sayın Serdar Denktaş uzun süredir zaten çalışıyor dedi şeyi. Ben komite başkanıydım. Siz de komiteydiniz zaten. Bittiydi. Getirelim. Demek ki geçecek. Gene sizler orada olacaksınız 5, komite üyeleri olarak. 05.02.2018'deyiz. Tamam, tarih yazdık. İnşallah. Ya bu kamu reformu ona bakarsanız 2006'lardan beri dillendirilir. Kamu reformu var, hal yasası var, zirai ilaçların denetimi kullanma yasası var, belediye yasası var. Bilişim var. Bilişim var, hepsi hazır. Geçirmediniz işte. İşte buna hodri meydan. Geçirmediniz bu kadar zaman işte bunları. Hep bu koalisyonlarda olmuyor işte bu işler. İşte onu diyorum. Bu koalisyonlarda ve bu küçücük yapıda. Halkla tek başına vermiyor. Zaten bir seçim yasası yaptınız. Hepsinin önünde onu almak lazım düzelsin. Saçma sapan bir durum çıktı, evet. Yani ortaya. Dünyada bir ilk oldu. Üç günde oy saydık. Şimdi, 72 şimdi saatte. Seçim yapılsa insanlar artık bilinçlidir yani. Yok. Hiç bilinçli. 111 oy yandı. Nasıl iki bilinçli? İki maddeyle düzeltirsiniz onu. Bu memlekette herkes elini doğru düzgün taşın altına koysa tek liste olur. Olur biter. Yok hepsi lefkoş alınacak. Çünkü yok, bazı arkadaşlar ben diyor karma alacağım. Dur, onun için de böyle olmaz diyor. Bölge olur mu karma dediğin en az 2 en çok 50 tane olur. Biter. Bir tane kullanırsın. Zaten onu değiştireceksiniz. 49, benim tabii, anladığım şudur tabii, zaten. Sadece bu değişecek. Tabii, gene aynı bu ucube sistem devam edecek. Ben niye bir Aytuğ'a bir de Menteş'e vermeyeyim? 2 tane karma değil mi? O X parti ve bu Y partisi. 2 tane de karmadır. Mecbur mu en az kota kadar kullanmaya ya? Mecbur muyum yani? İşte ondan dolayı zaten. İşte bazıları kendine garanti alsın diye o mecburen bana verilecek hesabı. Ama ne oldu? Hiçbirimiz alamadık. Hepsi yandı. Hepsi yandı. Öyle. %11 oy yandı. Ve arkadaşlar diyor ki çok şanslısınız. Velev ki bir hata çıksaydı diyor 2 gün daha uzayacaktı. Artık kimse cesaret edemedi. Şey yapsın çünkü yahu, kimsenin gücü yetmezdi. Biz eziyet çektik. 218 çektik. Köy merkezler hariç 40 günde devralem. Dünya bile 80 günde yapıldı. Tamam mı? Görev arkadaşlar çok meşakkatli çalıştı. Buradan teşekkür ederim hepsine de. Yüksek Seçim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok meşakkatli çalıştılar. Çünkü yasa diyor ki aralıksız bakılır diyor. Evet. Onun için
Bugün Avrupa'da, Amerika'da bir seçim yapılır. İki saat sonra seçim sonuçları çıkıyor. Ama o adamlar elektronik ortamda bir ay önceden başlatıyorlar seçimi. Gerek elektronik ortamda, gerek postayla, gerekse fiilen gidip oy kullanma süresinde bunları yaymışlar ve kullanıyorlar. Evet. İyi yayınlar demiş Zeki Bey. Baştan beri yayını izliyorum. Menteş Bey'e selamlar. Söylediklerine katılıyorum ama ne yazacağımı bilemiyorum. Londra'dan baktığımızda Kıbrıs'ımız çok karışık. Üzülüyoruz. Umarız o karışıklık giderilir artık işte. Gaylemiz zaten o. Şunu söyleyeyim. Ateş sönerken dumanı çok çıkar. Bu da şu demektir. Artık bu Kıbrıs konusunda da belli bir yere geldi. O yüzden duman fazla çıkıyor. Ortalık biraz toz duman gibi gözüküyor ama sona yaklaştığımızın da işaretçisidir diye söylüyorum. Bunun endişelisiniz biraz. Ben? Hı hı. Kesinlikle. Endişeli değilim. Değilsiniz. Değilim. Ben de değilim. Biz, demek ki sorun yok. Biz tabii ki ya. Yani biz hep söylüyoruz, artık slogan haline gelmiştir ama biz önce kendi evimizin içini temizleyelim. Bizim burada hatırlarsan biz anayasayı geçirmek için uğraştık, engellendik. Ve o anayasa değişikliğinin içerisinde özellikle yargıç sayılarının artması vardı ki bazı şeyler çözülebilsin diye 2-3 madde vardı. Yok efendim dediler, 10. madde olmazsa olmaz dediler. Evet. Hadi buyurun 10. maddeyi değiştirin, geldiniz 4 tane parti iktidara. Bizim haricimizi herkes değiştirmek isteyen partilerin hepsi şu anda iktidarda. Hadi buyurun çözün. Hemen sayıları yetmez. Sizin onayınıza ihtiyaç olmaz. Yani, sayıları yetmez. 3-2 çoğunluk ister. Biz onu geçirirken, o anayasa değişikliğini geçirirken biz belli başlı kurum ve kuruluşların rahat etmesi için geçirdik. Evet. Bırakın dedik onu daha sonra. Ya. Gün demek günü zamanı geldiğinde dikkate alınsın. O dönemin Yüksek Mahkeme Başkanı kapı kapı gezdi. Ondan evet sonra ya, evet gene ya. Olmadı. Evet ya. Belki yeni, en azından sadece bu konularla ilgili tekrar bir anayasa değişikliği. Geçen seneki komisyonda, bütçe komitesinde bu icra memurları dahi yetersizdir. Yetiştiremiyor insanlar. Haklı olarak davalar, dosyalar tavana değiyor. Bunu yapalım dedik, ona da engelli koydular. Biz yaptık ya biz. Biz yaptığımız için olmaz. Peki. Bakalım göreceğiz yeni dönemi. Hayırlısı. Neler getirecek. Gene konuşacağız. Çok iyi takip edeceğiz. Özellikle hepimiz ilgili konularla ilgili görev paylaşımı yaptık. Bu toplumun hak ettiği yere gelmesi için bir takım ciddi muhalefetleri yapacağımızı söylemek istiyorum. Sizin konularınız nedir? Benim konum ulaştırma ve turizm. Ulaştırma ve turizm. Evet. Gölge kabine oluşturdunuz. Yok, gölge kabine değil. Yani herkes kendi alanında, kendi bilgisi. Çünkü bu iş... Ulaştırma çok önemli, turizm de çok önemli. Kesinlikle. Daha sonraki programda da bunlar... Şu anki limanlara bir göz atın. İsterseniz hatta gidin şu anki resimlerini çekin. Bir de özelleştikten sonraki resimlerini çekin ki elinizde kıyaslayacak şeyleriniz olsun. Evet, peki. Sadece onlar için uğraşmadı. Bunun için... Tufan Bey yetmez ama evet lafı meşhur olmuştu. O değişime karşı en çok çalışan MHP milletvekili Zorlu Töre Bey'di. Lütfen insanları yanıltmayalım demiş Lika Hanım da. Şeyden bahsediyor herhalde, anayasa referandumuyla ilgili süreçten. Sizin de yorumunuzu okumuş oldum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Menteş Bey, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Bize böyle sıcağı sıcağına söz söyleme fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Efendim bugünü nokta alıyoruz. Hemen bitirirken şunu da söyleyelim. Yarın salı, yarın akşam Halk Meclisi programı Ergazi Köyü'nde olacak. Oradaki köy kahvesinde bölge insanıyla bir araya geleceğiz. İskele bölgesine bağlı Ergazi'de. Bakalım oradan neler söylenecek. Yine canlı yayınlarla ekrana getireceğiz. Saat 20 itibariyle Ergazi'deki programımızı bugünü nokta alıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.